Günaydın arkadaşlar. Yine güne böyle diyet bir kahvaltıyla başlıyoruz. Neydi bunun adı? Katmer. Açtırma mı, kaktırma mı? Katmer. Katmer var. Bunlar yetmedi. Annem yine gitti kendi emekli maaşıyla börek aldı, simit aldı. Açma aldı. Çocuklar evet. Da burada. Benim ayakkabılarım da geldi. Evet, tişörtlerin de geldi. Katmerler yağlı yağlı, çok güzel. Tam diyettekiler gibi değil mi? Evet. Yok çok kalın yapmadık. Löp hamur değil, ince yapmaya çalıştık. Bak, sen yine sabah kalkıp bize emekli maaşından neler almışsın anne öyle. Yani arkadaşlar baksanıza annemi ne güzel giyittiler. Arkadaşlarına göstermek istedi. Ay indik aşağı şöyle bir bahçeye. Ondan sonra simit alalım. Ben simit hastasıyım. Ağzımda acıyorum. Hadi dedik bir simit alalım. Akşamdan biraz katmer kalmıştım. Onları yaptık. Biraz börek, açma poğaça bir şeyler karıştırdık. Hazırda da simitçiyi bulmuşuz, kaçırır mıyız? Arkadaşlar bizim keseniz ayrı değil. Sesim de kaçık. Ama niye bu açıklama yapıyorsun? Geçen ne demişler? Dedim, dün börek yapırken Emine diyor ki anne neden simit aldın diye demişler. Parasını emekli maaşını veriyor. Benim emekli maaşım var arkadaşlar. Bizim zaten keselerimiz, evlatlarımız da ayrı değil. Biz sözü sayıp biriktiriyoruz, yapıyoruz bir şeyler. Onu alalım mı, bunu alalım mı, her şeyimiz konuşarak. Bu mutfakta o var mı, bunu getirelim, onu yapalım mı? Hep biz birbirimize yardımlaşıyoruz. Öyle ayrı evde oturuyoruz ama ayrı değil bizim keselerimiz. Hep beraber bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Beraber konuşuyoruz, karar veriyoruz. İleride size sürpriz işimiz de olacak, konuşacağız daha. Zamanı var. Evet, o emekli maaşını, asker ücretlerle neler oldu işine kadar şimdi emekli maaşına çok işler oluyor. Evet. Bereket veriyor Allah paramıza. Çok şükür. Hadi bakalım şimdi çayımızı içelim. Yine hadi, görüşürüz. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar gece o kadar şiddetli bir lodos çıktı ki böyle her şeyi savurmuş. Saksımız vardı, o düşmüş. Bütün balkon toprak olmuş. Şimdi süpüreceğim. Şu camlar o kadar birbirine çarpıp şu demirlere ses yapıyordu ki şöyle artık sorunu aralarına karton sıkıştırarak bulduk. Böyle yaptığımız zaman ses kesildi. Şimdi ben buraları güzelce bir süpüreyim bakalım. Zeynep de şimdi halıları topladım, o yüzden evi süpüreceğim. Birazcık süpürdüm tabii koridorları, mutfağı. Şimdi salona geldim, koltuğu çekeceğim komple. Şimdi halıcı geldi, saat 1:30'a geliyor. İkisini vereceğim bakalım. Hep bu halının da markasını soruyordunuz, Sanat Halı. Ötekisi de Cumhuriyet Caddesi'nden bir yerden ama bunu soruyordu çok kişi. Şimdi gördüm. Geldiler galiba. Evet, halıları verdik. Şimdi ben buraları süpürmüştüm. Balkonu yıkayalım dedim Murat. Dün akşam Lodos'tan bayağı bir zarar olmuş. Bir yıkayalım dedik. Ben de rahatsızım, o yüzden ben yıkamıyorum. Yoksa ben yıkardım da Murat kıyamıyor. Kıyamıyor işte, ne yapsın? Sen bırak, ben yıkacağım dedi. Aynen, kavga ettik birbirimizle. Ben işte çıktım. Sen faraşımız yok bak. Akıl akıldan üstündür. Evet, gurbetçilere gelsin öğlen ezanı. Pamuklar, bulutlar pamuk şeker gibi. Orada getirdim tezgahta. Gördün mü? Cipardan dökeceğim. Farmasinin arkadaşlar, bunu banyoda kullandım. Geçen klozetlerde falan mükemmel oldu. Bakın birazcık döküyorsunuz böyle jel gibi. Şöyle konsantre. Şu
Şöyle şuraya da dökelim. İzler oluyor böyle yapışkan yapışkan. Bak hepsini söküyor anında. Ben şimdi şu kenardan suyu dökeyim de şuranın pisliği de çıksın. Bir kova daha, üçüncü kovayı dolduruyoruz. Çok büyük olduğu için kova kovası gidiyor. Evet, balkon pırıl pırıl oldu. Hemen çek pasta da çekti Murat. Şimdi ben de buranın camını sileceğim bakalım. Şurada birazcık gider. Bizim kapağı kalkmıyor. Bıçakla da kaldırdık. Kalkmıyor giderin kapağı. Onu çimentoyla iyice şey yapmışlar. Şimdi şurada yerleri sileceğim. Bir de mikroyla şu camları sileyim. Ondan sonra çıkalım buradan da. Şuranın yerleri bakın. Şimdi eğilince göstereceğim bakın. Görüyorsunuz mu nasıl? Bakalım Silva gelince rahat olacak. Hemen mopla çekmesi, silmesi iyi olacak. Onun ucuna böyle mikrofiber bezleri de geçirip takabiliyorsun, silebiliyorsun. İlla onun başlıklarıyla silmene gerek yok. Hem şu camları falan, dıştaki camları da silmesi rahat olacak. İyi olacak. Şimdi ama burayı yer elimle sileceğim. Şöyle kovaya biraz su koydum. Bezimi de getireyim, elimden sileyim hemen. Önce camları, sonra yerleri, sonra da salonu süpürürüm. Biter işim. Akşam yemeğim var Allah'tan. Bu tencerede pilav yapacağım, o kadar. Yoğurt, pilav, bir de patates yemeği. Arkadaşlar, annemle Ali aşağıya indi. Ali yeni ayakkabı aldık. Yona, krampon. Onlarla birazcık top oynamak istedi. Ben de Zeynep'i uyuttum ama birazdan uyanmak üzere. Onu uyurken bir sürü iş yaptım. Salonun camlarını falan sildim. Şimdi gidelim bakın. Yerleri sileceğim demiştim ya ben. Silva mopum gelseydi onunla silerdim dedim. Bir baktım kargo geldi. Başka bir şey isteseymişim olacakmış. Şuradaki lekeleri görüyor musunuz? Elimle eğilip silecektim. Silva olsaydı onunla yapardım dedim. Şöyle teleskopik bir borusu var. 3 tane başlığı var. Şimdi buraları boşaltayım ben. Şu bidonları kaldırayım yani sadece. Çayın da altını açtım. Murat da iş yapıyor bilgisayarda şu an. Borusunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz yani. Yani çok güzel bastıra bastıra silebiliyorsunuz böyle. Ve baş kısmı istediğiniz tarafa dönüyor. Ekstradan bunun ucuna şey de takabiliyorsun. Mikrofiber bez de şu kısımlarından takıp onunla da silebilirsiniz yani. Çok iyi ve köşeli olması çok iyi. Ucunda silme ucu var böyle başlığı. Onu pek anlayamadım. Silgeç böyle çekpas gibi bir ucu var. Şu kısmında onu anlayamadım ama ne olduğunu. Şimdi ben detaylıca mutfağı sileyim. Ondan sonra Zeynep de uyuyorken bir çay koyayım, Murat'a götüreyim. Hem ben de içerim bir tane. Kahvaltıda bir şey anlamıyorum. Çok güzel siliyor. Gerçekten çok beğendim. Zemindeki lekeleri falan alıyor ve bastırmadığın halde o paspas yapışıyor böyle. Otomatik böyle hani birazcık güç gerektiriyor. Biladalar gibi böyle o tarafa bu tarafa salla savur. Öyle değil yani. Yapışıyor yere başlık resmen. Evet bakın köşeleri falan bile
Çok güzel temizliyor. Beğendim yani. Daha şurada 5 dakika oldu kullanalı ama beğendim. Başlığı cırt cırt kısmından söküp tekrardan yıkıyorsunuz. O şekilde ister kova hazırlayın, isterseniz de banyoda götürün yıkayın. Arkadaşlar ben Silva'yı şimdi aldım ya, ilk yeni merakla bütün evi sildim neredeyse. Bir arka odalar kaldı. Mutfak falan hiçbir risk kalmadı ve deterjansız temizlik yaptım. Yani hiç leke falan bırakmadı. Şimdi tam onları yıkıyordum banyoda beyaz sabunla. Zeynep uyandı. Altına yapmış. Bugün sabah beri dördüncüye yıkıyorum Zeynep'i. Yine eser. Bakalım Enterogermina'dan da 3 tane kaldı. Bakın Zeynep şimdi devam ediyor. Devam ediyor. Annesine yardım ediyor silmeye. Bakın sileceğim kova da buradaydı hatta. Bir yandan camları siliyorum. Bir yandan ev süpür, bir yandan yer. Bir yandan Zeynep'i yıka. İşler karıştı. Şimdi annem Ali ile aşağıda. Murat da iş yapıyor bilgisayar başında. Ona çay getirdim bir bardak. Şimdi ben koltuğu çektim ki bu duvar dibine kadar. Altlarını süpüreceğim ve sileceğim. O da şimdi işinin başında çayını içsin. Ben de Zeynep hayır. Bırak. Bırak şimdi, orada kaldı o. Orada kaldı. Çık koltuğa, mama yiyeceğiz. Çık kızım. Şimdi yıkadım Zeynep'i dediğim gibi. Bakayım. Al bakalım. Birazcık muz yedireyim. Hani muz sevmezse patates haşlaması yapmıştım sabah. Onunla birlikte kahvaltı yapmak sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çünkü hep yumurta istiyor sofrada. Başka hiçbir şey yemiyor. Vermeyince ağlıyor. O yüzden yani yumurta olmasa peynir oluyor, onu istiyor. Bir süre onunla kahvaltıya oturmayacağız. Onu erkenden yedireceğim ben. Bir daha artık mutfakta kaçak göçek hepimiz yemek zorundayız. İstiyor çünkü çocuk. Hani vermeyince olmuyor. Verince bak gene tekrarlıyor. Süt alerjisinden dolayı. O yüzden sıkıntılı yani durum. Tam iyileşmişti. Normale dönmüştük. Şimdi Ayşe ablayı izliyor burada. Ben de hemen 2 dakikada süpüreyim bu tarafı. Bezim de orada kaldı. Cam bezi. Bir onunla siliyorum. Bir ötekinle öyle silip duruyorum. Şu perdeleri de bir sökeyim, atayım makinaya. Bir yandan temizlik, bir yandan onu bunu. Allah'tan yemek var dediğim gibi. Saatte 3 olmuş. Yemek var da Allah'tan yemek işi akşama. Hemen bir pirinç pilavı yaparım. Ona da tereyağı koymam, sıvı yağlı yaparım ki Zeynep de yesin böyle pirinç. İyi gelir. Murat kalktı, işini bitirdi, kalktı şimdi. Şimdi Zeynep yesin muzunu, 3-4 dilim kaldı zaten. Sonra da ben bir yandan silip hemen bir yandan şey yaparım. Murat balkonu yıkadı. Allah'tan da şey yaptı. Bana şimdi hafif süpür sil, kolay hemencecik. Hemen camları da geçiyorum elden. Hani ter içinde kalıyorum. Çocuğu sokuyorum, banyoyu yıkıyorum. O yüzden üstümde müsait olmuyor. Kamerayı kurup da çekemiyorum temizlik videosu diyor. Yoksa temizlik videosu çekmek istiyordum. Hani bugün yaparken. Ali'ye de alışveriş yaptım. Onun kargoları geldi. Bugün kargolar kapı susmadı yani. Kargo üstüne kargo. Bir şeyler almıştım. 2-3 parça. 2 tane ayakkabı aldım. Sweatshirt bir şeyler aldım. Onlar geldi. Mutfağa girdim, pilav yapıyorum. Birazcık uzandım, dinlendim. Şimdi kalktım, girdim. Ev halkı acıkmaya başladı. Şimdi sıvı yağla yapıyorum. Her şehriyelerimi şöyle önce birazcık kızarmasını bekledim. Arkadaşlar şimdi pilavı kavurdum. Yanına da fasulye turşusu yapacağım. Böyle yani turşu kavurması yapacağım. Ben çok severim turşu kavurmasını ama evdekiler sever mi bilmiyorum. Birazcık deneyeceğim bakalım bu annemin yaptığı fasulye turşularından. Şimdi pilavımızın suyunu koyalım. Tuzunu da koydum ben. Şöyle az su koyunca piştikten sonra böyle demlenince buharla birlikte iyice güzelce o kıtır kıtır pirinç taneleri de yumuşuyor ve tane tane oluyor. Ama çok su koyarsanız pilav lapa oluyor. Bir de nişastayla da alakalı oluyor. Güzelce nişastasından arındırırsanız da güzel pilav olur tane tane. Şimdi yaşlılar yumuşak sever, lapa gibi. Ama
Murat tane tane seviyor mesela. Mesela şöyle çok az geçecek kadar su koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da altını kısıyorum. Ben o şekilde tane tane oluyor. Tamam, şimdi bunun işi bitti. Şimdi turşu kavurmasına geçelim bakalım. Kapağını kapatayım. Şu küçük göze alayım. Küçük gözle ağır ağır pişsin bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızı direkt tencereye doğrayalım. Hiç uğraşmayayım yani. Ayrı tahtada doğra da şey yap. Geçen günde kapuskaları doğrarken bu baş parmağımın altı o şef bıçağıyla komple gitmiş. Valla o gün de bir iş yaptım. Murat dedi bana söyleseydin ya dedi. Niye o parmakla dedi yaptın dedi. Lavaboları oldum. Gene evi süpürdüm. Banyoları temizledim. İki banyo olunca şimdi bir bu taraf bir o taraf. Şöyle arkadaşlar, turşu kavurması için bunu piyazlık doğruyoruz soğanı. Ya çok çok lezzetli oluyor. Var ya, hem de böyle hani turşu yemeyenler oluyor ya, tansiyonlar mesela yükseliyor. Bu kavurmanın içine şeker girdiği için şimdi o dengeleniyor, böyle çok lezzetli güzel oluyor. Sarımsak da var içinde. Sarımsaklar da şey, hakiki taş köprü sarımsağı. O yüzden hiç renkleri de dönmemiş. Şimdi zeytinyağını da yapacağım bakalım. Zeytinyağı dökeceğim biraz da. Şöyle gelişi güzel piyazlık doğruyorum. Ortaya salata gibi böyle patates yemeği oldu mu güzel gider. Kapını mı içiyorsun? Aç karnına. Şimdi zaten yarım saate yemeği yeriz. Pilav pişsin. Bundan da sızıyor arada su harcık altında. Aa. Fark ettin mi? Bak da şimdi. Allah Allah. Sarı akıyor. Şimdi su akıttım. Bak. Dur. Böyle 3'e bölsem niye? Çatala gelsin. 2'ye 3'e. Gelişi güzel. Benim de yaşım 31. Şimdi artık bende de böyle turşuyu fazla kaçırdım mı böyle baş ağrısı, tansiyon yükselmesi başladı arkadaşlar. Ama eskiden hiç yeşil zeytin kase kase yerdim. Ondan sonra bu turşuları kütür kütür. Bir yaştan sonra otomatikman herkeste oluyor yani. Demek ki. Yoksa bende hiç böyle şey olmazdı. Şimdi yeni yeni başladı. Yeni yeni başlıyor bizde de. Arkadaşlar pilavım pişti. Şimdi kapattım altını, demleniyor. Bir de burada şimdi fasulye turşusunu kavurdum ya. 2 tane küp şeker de atıyorum. Ben aslında atan yok. Salçalı yapıyorlar bunu. Ondan sonra fasulyeleri sıkıp suyunu, turşu suyu ekleyen, normal bir bardak su ekleyen oluyor. Ben şöyle 2 tane küp şeker ekliyorum ki böyle o çok tuzunu bastırıyor. Normalde fasulye yemeğine de koyuyoruz, güzel oluyor ya böyle zeytinyağlı. Bunda da yine o çok tuzlu o turşunun tadını bastırıyor. İyi oluyor. Daha çok severek yiyoruz yani. Şimdi bunun yanına haşlanan patates olsun yeter işte. Ekmek, haşlanmış patates, üstüne pul biberi serp ye. Şimdi tereyağı da koyan oluyor. Ben bu şekilde sade yapıyorum. Salçalı da sevmiyorum. Daha önce herhalde videolarda yapmıştım salçalı ama şimdi böyle sade yaptım. Sade daha çok seviyorum. Özellikle o hazır teneke salçalarla sevmiyorum. Tadını bozuyormuş gibi geliyor bana böyle. Beğenmedin mi? Ay işe bak. İşe bak. Sen prenses misin?
Değil misin? Rapunzel misin sen? Sen Rapunzel'in cadısısın. Bak eteğe kendi girmiş kötü eteği. Böyle. Evet arkadaşlar, akşam yemeklerini yedik. Mutfağı toparladım. Şimdi çaydanlıkların şöyle alt kısımlarını şu farmasinin vici parıyla temizliyorum bakalım. Şimdi döktüm. 1 dakika boyunca bekleteceğim. Bunun altı yanmıştı. Zaten renk değişimini görüyorsunuz. Sapsarı oldu. Bakın. Şimdi bakalım nasıl olacak. Dışları bayağı bir kötü durumda. Şu 1 dakika beklesin. Biz de gidelim Zeynep'i uyutmaya. Hadi kızım yürü. Koş. Evet acı kızım. Muzunu yedin mi? Ne? Açış mı? Açış. He? Avaş. Anlamıyorum. Hadi odada söyle bana. Yürü. Koş. Çorapları da çıkartmış. Uyku moduna tam girmiş. Hani abi nerede? Abin nerede? Çorapları atmışsın. Sen mi çıkarttın? Abi. Abi mi? Hı? Hadi çık bakalım bebeğinin yanına. Hadi çık. Çık 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 çık. Beklettim ve telle üzerinden geçtim. Gerçekten çok güzel yaptı. Şu bölgesini telledim. Şu bölgesi. Yani normalde terleme de çıkmıyordu. Bu cifle çamaşır suyuyla çıkmıyordu. Ama bu vicipar çok kuvvetliydi demek ki çıktı bununla. Bir de bunun dışında da yağ lekeleri vardı böyle bayağı bir. O da gayet güzel parladı. Şimdi durulayalım ikisini de. Durulayalım şöyle. Sizler de bu yağ kir sökücü ve viciyi temizleyiciden istiyorsanız arkadaşlar aşağıya link bırakacağım. Oradan arkadaş geliş fiyatına sizlere yardımcı olacaktır. Ve Instagram sayfasında sürekli böyle deterjan ya da kozmetik ürünlerin çekilişini yapıyor. Sizler de belki ücretsiz faydalanırsınız. Bir bakmanızı tavsiye ediyorum sayfasına. Pırıl pırıl oldu çaydanlığım. Şimdi sıcak çikolata hazırladım. Annemle Murat'a şöyle cips koydum bir de. Bir de kendime şu çaylardan yaptım. Bu büyük ihtimalle zencefilli. Huriye ablanın yolladığı çaylardan. Zencefil kokuyordu çünkü böyle çok güzeldi aroması. Bakalım şu çaylardan falan. Bir de bunlar bizim Türkiye'deki gibi böyle kalın değilmiş şeyi. Konulan malzemesi. Şundan yaptım. Bu ne çayıysa. Ama kokusu öyleydi. Videomu da artık burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.